Aşurem bitti, pişti. Şimdi 12 imamlar duası okumak istiyorum. Bismillah, Allah Allah, Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Demler daim, cemler kaim ola. Hazır gayip, zahir batun. Cem erenlerin nuru, cemaatleri aşk ola. Yüce yaratan, ehli beytin, üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masum pakların, 17 kemer veslerin, 40'ların cümle erenlerin didarlarından ayırmaya. Her dilde bir dilek, her gönülde bir murat vardır. İnandığımız, güvendiğimiz yüce yaradan, dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı vere. Allah namerde, merde muhtaç eylemeye. Dualarımız, duvarlarımızdan taş, gönüllerimizden yaş dökmeye. Genç yaşta ölüm, ihtiyarlıkta zulüm vermeye. Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler. Hayırlı evlatlar, dostluklar nasip eyleye. Cümle kardeşimizi Muhammed Ali Gül bağından mahrum eylemeye. Çağırdığımızda, bunaldığımızda Hızır yoldaşımız, Şah-ı Merdan Ali kardeşimiz, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli haldaşımız ola. Duası bizden, kabulü Allah'tan ola. Gerçekler demine, evliyaya, keremine, gönüller birliğiyle gerçeğe hu dileyelim. Arkadaşlar benim aşurem tamam. Biraz sonra kavanozlarımı da hazırladım. İçlerine dolduracağım ve gerekli yerlere dağıtacağım. Allah kabul eylesin aşuremizi. Şimdi bir deyiş okumak istiyorum arkadaşlar. Bu türkü değildir, deyiştir. Meded Allah ya Muhammed ya Ali, Yusuf kuyusunda azından düştüm. Gülbengi çekilen Bektaş-ı Veli, gayretiniz yok mu yok mu umana düştüm. Hu 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 umana düştüm. Fatıma ananın eteğini öptüm, eteğini öptüm. Selver Muhammed'e göz gönül kattım. İmam Hasan ile çok metah sattım. Şah Hüseyin ile dükkana düştüm. Haydar 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 dükkana düştüm. İmam Hüseyin'e can kurban ettim, can kurban ettim. Muhammed Bakır'la Musa'yı sattım. Cafer-i Sadık'a göz gönül kattım. Naci dergâhında ummana düştüm, ummana düştüm. Ali'nin alnında Zehra yıldızı, Beyli Muhammed'e Salman'a düştü. Beyli Muhammed'e Salman'a düştü. Dost 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 Salman'a düştü. Dost dost. Yarmamı akşamdan ıslattım. Üzerine kaynar sıcak su koyduydum. Sabaha kadar zaten yumuşamıştı. Bir de sabah kalktım, düdüklüme koydum arkadaşlar. Zaten yumuşacık olmuş. Şimdi buradaki kayısımın suyunu hepsine karışsın diye atmadan şöyle bir güzel içerisine boşaltıyorum arkadaşlar. Bu kadar vitaminli suyu kesinlikle kıyamam atmaya. Güzel kahverengi olsun rengi de. Bazen süt koyuyorlar içerisine beyaz olsun diye. Bilmiyorum, ben kahverengi aşureyi çok daha fazla seviyorum. Bir de doğallığıyla. Aşurenin ilk yapıldığında hiç dememişler ki, ne buldularsa içerisine koymuşlar. Dememişler ki şunun rengi kötü etti, bunu çıkartalım, beyaz olsun, süt koyalım, kaynatıp vitaminini atalım. Aksine ne buldularsa koymuş yemişler, öyle değil mi? Şimdi bir tencereye çok geleceği için daha malzemeleri konacak, bu koyu kıvamı. Koyu yapmayı hiç sevmiyorum ben, çünkü getiriyorlar. Gittikten sonra hemen yenmiyor tabii, biraz bekliyor. Sonra bir bakıyorsunuz pilav olmuş. Ben sulu yapmayı tercih ediyorum. Daha bir sulu. Kaç gün beklerse beklesin, ondan sonra katılaşmıyor da. Sanırım bu yeterli şimdi diğer tencereme. Üzerlerine sıcak su ilave edeceğim şimdi.
Biraz da bir yerine koyayım. Tekrardan ısıtacağım. Şimdi ya Allah, ya Muhammed, ya Ali deyip arkadaşlar üzümümü şöyle ilk önce koyuyorum. Daha sonra şöyle normal çekirdek, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, burada badem, fındık, kayısı çekirdeği, bunları güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunları boşaltıyorum. Bu biraz daha küçük bir tencere. Burada badem ve cevizlerimi boşaltıyorum. Şöyle bademimi koyayım. Cevizimi sadece akşamdan suya ısladım, beklettim. Bunu da şöyle bir güzel karıştırıyorum. Şekeri de koyunca bayağı bir taşıyacak yine. Ve şekerimi alıyorum şimdi. Şimdi iki tencereye fazla geldi. Şeker ve daha kayısım var, koyduğumda taşıyacaktı. Üçüncü tencereyi de ben aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2 kilo şeker tabii ki az. Şimdi şöyle ikinciyi boşaltıyorum. 1 kilo yarmadan yaptım ben. Bu arada yine su koydum, kaynatıyorum. Ve son olarak da kayısılarım çok ezilmiş, resmen hamur olmuş, fakat sonuçta içinde vitamin olarak bulunacak. Kayısılarımı da katıyorum ben. Hiç yeniden kaynatmaya gerek görmüyorum. Tane tane değil de bu sefer de böyle gelsin ağızlarımıza. Bu niyetle ben bunu kaynattım, hazırladım. Onun için kötü oldu diye, fazla kaynadı diye, kötü demeyeyim yine, günah olmasın. Bu niyetle başladım çünkü. Yeniden kaynatmayacağım. Şu suyunu da eşit olarak hepsine yine kayısımın dökeyim. Bu vitaminleri de hepsine eşit gitsin. Şimdi ben aşuremi kaynattım. Şöyle arkadaşlar gelecek. Onun için soğumaması için tabağımın, servis tabağımın içerisine koydum. Altına mumlarımı yaktım. Ve şöyle halen kaynamaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle aşurelerimi ben kavanozlara hazırladım. Şimdi gidip dağıtacağım. Geldikten sonra boş kavanozları doldurup diğer taraflara gideceğim arkadaşlar. Ne diyelim, artık Allah kabul etsin. Yeğenlere şifa olsun. Evlerine huzur, bereket, sağlıklı olsun diyelim. Aşuremi dağıttım. Şimdi evime gidiyorum arkadaşlar.